But yeah, you, I'm joking. I'm saying no Monday here, but possible Saturday. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ligin 9. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip evinde rakibine karşı 3 puan alıp ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ligin 9. haftasında evinde 21 Ekim Pazartesi saat 20'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Yalı Çiftlik İsmail Altındağ tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip, ligdeki çıkışını sürdürmek için taraftarı önünde sahada gülen taraf olmak istiyor. Apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz ve sakatlığı bulunan Cenk'le kart cezalısı Seferi maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Yeşil Beyazlı ekip ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor'un zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları söyledi. Rize takımını bulunduğu konum itibariyle değerlendirirsek yanlışa düşeriz. Geçen senenin çok başarılı bir takımı. Onun üzerine bu sene çok da transferler yaptılar. Doğru da transferler yaptılar ama bir 5 haftalık bir sıkıntı yaşadılar. İyi oynadıkları maçların karşılığını alamadılar. Ama neticesinde son maç galip gelerek özgüven tazelediler. Dolayısıyla ligimizin tecrübeli hocası, tecrübeli takımı, iyi takımı. Ben o şekilde bakıyorum ve o şekilde düşünüyorum. Biz çok iyi bir takım oynayacağız bu hafta. Ligin geneli zaten zor. Ama bu da o zorlukların, zorluk derecesi bence yüksek maçlardan bir tanesi. Milli takımda olan oyuncularımız var. Onları bekliyoruz. Sakatlık sorunu olmadan dönmelerini bekliyoruz açıkçası. Onlar da 2 gün sonra gelirler. 2 gün sonra tam takım olarak çalışmalarımızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Onları da biliyoruz. Her geçen hafta biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz, gelişiyoruz da. Ama şu an için çok her şeyi hallettik, yetiyor diyemem. Ama yetme noktasının kıyısına geldik diyebilirim. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nde 3 yıldır görev yaptığını ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İsmet Taşdemir şöyle devam etti. Keyifliyim her şeyden öte. Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Bir 4,5 sene yardımcı hocalık yaptım. Daha sonra kendim teknik adamla adım attım. Yaklaşık bir 8-9 yılda teknik adam olarak çalışıyorum. Çoğu yerde başarılı da olduk. Olduğumuz yerlerin sayısı çok, daha da fazla. Ama burada çok farklı bir şey var. Buradaki ortam, atmosfer, yönetim, oyuncu, teknik heyet ve taraftar. Burada her şey bütünleşti. Herkes herkesi çok iyi tanıyor. Herkes herkesi çok iyi biliyor. Ve herkes kendi alanında, kendi bölgesinde elinden gelen en iyisini yapıyor. Dolayısıyla böyle bir uyum yakaladık burada. 3 seneyi devirdik bu ay sonu itibariyle. Ben kendi adıma çok mutlu ve keyifliyim. Ama kendi adıma bireysel olarak hayallerim ve hedeflerim her zaman daha farklı, daha da fazlası olduğu için her sene bir hayal, bir hedef yenileme şansımız oldu. Ve bitmiyor da. Evet, birçok şeyi burada başardık. Ama daha burada başaracak çok şeyimiz var. Onların peşinden koşuyoruz. Onların hayaliyle kendi adıma yanıp tutuşuyoruz. Burada ben huzurunuzda ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten burada ön plana çıkan evet teknik adam ama arkadaşlarımın özverisi, arkadaşlarımın çalışması, arkadaşlarımın bana desteği ve bizim iyi bir ekip olmamız önce takımımıza sirayet etti. Daha sonra da hem kamuoyuna hem de tüm Türkiye'ye gösterdik. Burada tabii ki takım arkadaşlarımla beraber oyuncu kardeşlerim. Birbirimizi çok iyi tanıdık, çok iyi anladık ve çok iyi kenetlendik. Yönetim ayağı zaten belli. Teknik heyetle yöneticilerin arasında olası bir uyuşmama, sürtüşme olduğu zaman iş farklı noktalara gidiyor. Ama biz geldiğimiz noktadan beri fikir ayrılıklarımız dahi olsa ama çok doğru şekilde istişarelerle, doğru pencereler açarak bu noktalara kadar geldik. Amacımız benim kendi adıma, arkadaşlarımla beraber bu geldiğimiz noktayı biraz daha yukarıya taşıyabilmek. Bunun için de uğraşıyoruz. Dediğim gibi hayallerimiz ve hedeflerimiz her zaman var. Ama her şeyin de bir sırası var, onu da biliyorum. Geçtiğimiz Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli file bekçisi Diogo Souza şu ifadeleri kullandı.
Bu sadece benim değil, kaleci hocamız, Veysel hocamız ve diğer kaleci arkadaşlarımla da çalışmamızın bir ürünü diye düşünüyorum. Haftanın 11'ine seçildiğim için tabii mutluyum ama ona çok takılı kalmıyorum. Biz burada çalışmalarımıza devam edip daha iyi bir takım olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Süper Lig zorlu bir lig. Bodrum tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım. Biz de performansın zamanını artırarak iyi sonuçlar da almaya başladık. Kendi kariyerimle ilgili söyleyecek olursak ben olaylara gün gün bakıyorum. Bodrum'un başarısı için terletiyorum. Çalışmalarımı devam ettirip kariyerimde nereye geleceğimi göreceğiz. Her futbolcunun hayali milli takımda oynamak ama şu an ben Bodrum için elimden geleni yapıyorum. Buranın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de dediğim gibi her futbolcunun hayali bir gün milli takımda oynamaktır. O da gurur verici durumdur diye belirtti.